Kızın kuzenine ulaştık. Antalya'daymış. Yarın geri gelmez arayacak. Tamam. Hadi bakalım. Hallet şu işi. Evet. Şimdi Müge Uysal, Emre Kaya'nın dadısı, Eda ile Fikret için 8 aydır çalışıyor. Eda Müge'den hiç hoşlanmıyormuş. Hatta yani 1 numarada şüphelimiz. Ama genelde 1 numaralar fos çıkar ya. Bu işler hiç belli olmaz Selim. Şimdi Behzat'la Yeliz, Eda ile Fikret'in aile dostlarıymış. Bir de oğulları var, Emre ile Yaşıt. Adı Berke. Kadın Eda'nın Müge'den hiç hoşlanmadığını söyledi. Evet, cesedi Eda bulmuş zaten. Müge'ye pastayı getirmemiş diye çok sinirlenmiş. Pastayı Efe getirmiş, evin şoförü. Kıza da yanıkmış galiba ya. Onu kim söyledi? Ne bileyim, ben kendimi öyle hissettim yani. Kesin var bir şeyler. Ya bir de şu kız var, Nadia. Vallahi yok ben bir şey bilmiyor, ben bir şey görmedim falan filan dedi ama yani bayağı gergindi. Herkes senin benim gibi cesetlere alışık değil ki Selim. Bu kim? Raif. Ya gene kızacaksınız ama ben acayip kıllandım bu adamdan. Yani yok ben organizatörüm, ben anlamadım, bir şey görmedim falan filan dedi ama kesin 1 numara var bunda. Hangisinde yok ki? Ne bileyim işte hepsinde var ya. Alın buyurun beğenin seçin yani. Peki kızı en son kim görmüş öğrenebildin mi? Efe en son bahçede görmüş. Fikret de öyle dedi. Ama yani doğum günün telaşından işte hiçbiri net bir şey hatırlamıyor. Vay arkadaş ya partide ne partiymiş ha. O kadar doğum günü gördük böyle parti görmedik. Ya unutamayacağı bir doğum günü olmuş. Doğum gününde dadısı öldürüldü. Ya boş versene kızım ya. Bunlar zengin milleti merak etme sen. 2-3 ay sonra unuturlar. Bulurlar yerine yeni bir dadı. Olan da diyor oldu yani. Sonra seneye gene parti. Yani o kadar boşa harcayacak paraları varken. Siz şimdi doğum günlerine de karşısınızdır. Yok yani karşı değilim tabii canım da ne bileyim. Böyle bizde pek adet değildir yani. Kutlanmaz. Nasıl yani? Doğum günü kutlamıyorlar mı? Ya yok canım ya. İşte uzaktalarsa bir telefon açarlar. Buradaysak bir pasta keseriz. İşte bir Zeynep ilgileniyordu yani o buradayken. Artık o da yok olduğuna göre o da umursamaz herhalde. Niye? Neyse boş ver şimdi. Yeni bir şey buldun mu? Bebek bezindeki DNA aileler sorun çıkartıyor ama kırık vazo parçalarında parmak izi tespit ettik. Bilin bakalım kime ait? Bence bunların ikisi de yalancı. Delil Selim. Efe'nin ifadesi Behzat'ı, Behzat'ınki de Efe'yi yalanlıyor işte. Katil yapmıyor ama. Ama masum olsalar niye yalan söylesinler? Heh. Başkomiserim, odadaki bebek bezinin hangi bebeğe ait olduğunu bulduk. Ne çabuk. Aileler sorun çıkartıyor sanıyordum. İşte benim gevezeliğime karşı koyamadılar tabii. Selim komiserim konuştuktan sonra hep sıraya girdi neredeyse. Ne zaman Barış'ı ilan ettiniz siz? Barış demeyelim de başkomiserim. Sezar'ın hakkı Sezar'a yani. Yani şimdi tamam. Ne söyledin ki? Yok ya öyle bir şey yani ne bileyim başkomiserim. Olsun siz bilmeseniz daha iyi. Tamam kızmayacağım söz. İşte normal prosedürlerden bahsettim çeşitli. Tatlı tabii. Ulan dedim beyefendi. Bakın savcılıktan gelirim. Çocuğun kanını alırım canı acır. Falan onlar da sağ olsunlar. Hangi bebeğe aitmiş? Emine Gürgen. Soyadları Gürgen olan birileriyle görüştün mü sen? Görüşemez. Çünkü annesi babası şehir dışında. Bebeği partiye dadısı Nadia getirmiş. İşte. Yani ben bunu dedim. Demeyeceğim size. Çünkü ben çok laf ettim bu aralar ama... vardı bu kızda bir gariplik. Olay yerinde bulunan dışkının önemi tartışılmaz. Çünkü sahibinin DNA profili, kullandığı ilaçlar... son yedikleri ve genel sağlık durumu hakkında bilgi içerir. Bu yüzden yabancı ülkeleri ziyaret eden önemli devlet başkanlarına ait atıklar geri götürülür. Suriye'nin müteveffa devlet başkanı Hafız Esad'ın 99 Şubat'ında Amman'da kaldığı bir otel odasına İsrail Gizli Servisi Mossad'la Ürdünlü meslektaşlarının özel bir tuvalet yerleştirdiği, tahliye borusunu özel bir tanka yönlendirdikleri, buradan aldıkları örneklerden kanserin kaçıncı evresinde olduğunu saptadıkları iddia edilir. Onu öldürmedim. İnanın ne olur. İlk ifadenizde Müge Hanım'ı tanımadığını söylemişsiniz. Neden yalan söylediniz? Korktum. Ben masum. Baktığınız bebeğin kirli bezini neden yatağın içine soktunuz o zaman? O büyük kötülük etti bana. Tanışıyorsunuz değil mi? Aynı dadı şirketinde çalışıyor biz. Aynı eve gönderdiler ikimizi de. İkiz bebekleri vardı hanımın. Ama o hep kızgındı beni. İftira attı. O yüzük derhal çıkacak. Çıkmazsa eğer ikinizin birden maaşınızdan keserim. Hayatınız boyunca çalışsanız onu ödeyemezsiniz. Haberiniz olsun. Ben çalmadım, yemin ederim. Yalancıya bak. İkimizi de yakacak. Ben gördüm kızım seni alırken. Utanmıyor musun yalan söylemeye? Üzerime kaldı hırsızlık. Kovuldum. Kovulmakla kalsam iyi. Çalıştığım aracı şirkette iş yok sana bir daha dedi. Başka bir iş bulmuşsun ama. Müge'nin Nadia çaldı dediği yüzük çocukların oyuncakları arasından çıktı. Hanım Müge'yi de kovmuş işten. Tam yeniden anlaşma yapacaktım ki çalıştığım aracı şirket kapatıldı. Neden? Kaçak işçi çalıştırıyor dediler. Ama ben kaçak değilim. Bütün belgelerim tam. Yemin ederim. Başka bir şirkete mi başvurdun? Kendimi zor uyuşturup buldum bu işi. Sonra da partide Müge ile karşılaştın ve intikamını almaya karar verdin. Onu görünce şok oldum ama bırakıp da gidemezdim. Önce görmezden geldim. Emine'nin altını değiştirmiştim. Çöpü atmak için eve girdim. Yakaladı beni. Ne işin var senin burada? Baktığım bebeği partiye getirdim. O zaman al o de git. Nasıl bir insansın sen ya? Hiç mi utanman yok? Bana bak, sakın bana bulaşayım deme. Uslu uslu git buradan. Yoksa yeni işinden de olursun, anladın mı? Asıl sen bana bulaşma, yoksa çok fena olur. Çok sinirlenmiştim. O da sinir olduğunu izledim. Bizi de o yüzden bıraktım. Hepsi bu. Öylece çıkıp gittiğinize inanmamı beklemiyorsunuz değil mi? Gittim. Çünkü başka hiçbir şey yapmadım ben. Bu evde gizli kamera buldunuz mu? Hayır. Evde gizli kamera mı varmış? Fotoğrafı burada. O zaman arkadaşlara söyleyeyim, tekrar bakalım. Hemen bakın. Baş üstüne.